Merhaba sevgili dostlarım, yeni bir videoda birlikteyiz. Konumuz yine sigarayı bırakma konusu üzerine bir sohbet olacak. Yaptığım ilk videonun üzerine şuraya bir yere bırakacağım videoyu. Bu video üzerinden çok soru aldım. Bu soruları da belirli bir kalıp haline getirerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani sigara bırakma sürecinde insanların bana sormuş olduğu bazı sorular var. Soru kalıpları var. İnsanların bazı merak ettiği konular var. Çünkü birçok insan sigarayı bırakmak istiyor fakat yapamıyorlar veya henüz daha buna psikolojik olarak hazır değiller. Burada kendilerine destek olarak bir video çekmek istedim. Belirli konularımız var. Bu konular üzerinden bu soruları cevaplamaya çalışacağım. Kendi yaşadığım reaksiyonları, feedbackleri vermeye çalışacağım. Umarım sizin de kafanızdaki oluşan bu sorulara cevap niteliğinde bir video olur. Umarım güzel şeyler yaşarız. Şimdi ilk sorudan başlayalım o zaman. Hiç ilaç kullanmadın mı diye bir soru geliyor ve bunu çok sık duyuyorum bu soruyu da. Arkadaşlar ben hiçbir şekilde ilaç kullanmadım. Genelde bu soruyu soranlar videoyu tam izlemeyenler oluyor. Parça parça izleyenler oluyor. O yüzden videonun başında bu videoyu lütfen izleyin. Yani bir vaktinizi ayırın, bir 10-15 dakikanızı ayırın. Bu videoyu izleyin diye bir ricada bulunmuştum. Çünkü konunun başıyla sonu aslında birbirini bağlar nitelikte bir video. Fakat konunun içeriği farklı. Yani oradaki etken farklı bir etkendi sigarayı bırakma sürecinde. Ben kesinlikle hayatımın hiçbir döneminde, bu 20 yıllık içicilik hayatımın hiçbir döneminde ilaca başvurmadım. Gidip bir hastanede tedavi olmadım veya bir tedavi olma girişiminde de bulunmadım. Böyle bir rahatsızlığım da yoktu zaten. Sigarayı bırakmayla alakalı böyle bir keskin fikrim de yoktu benim. O yüzden hiç ilaç kullanmadım. İlaç kullanarak bırakmayı tavsiye ediyor muyum? Şimdi bu insanın vereceği reaksiyona göre değişir. Şimdi kimi insanın direnç noktası ile kimi insanın irade noktası çok farklı noktalarda olabiliyor. Bunun için hani takviye alınabilir mi, destek alınabilir mi? Bunu doğru bir kişiye sormak gerekir. Bu da tabii ki doktor ve bu işlerden anlayan psikiyatrist insanlar olabilir. Ama ilaç hani kullanmanız gerekiyor mu, gerekmiyor mu kısmına tabii ki bu kişiden kişiye değişecek bir unsur. Ama ben kendi şahsım nezdinde söyleyeyim. Ben ilaç kullanmadan bıraktım. Bu soruyu da böyle cevaplamış olalım. Sorulardan bir tanesi, sigarayı arıyor musun? Nasıl gidiyor? Şimdi upuzun bir süre oldu. Yani sigara içmeyen bir insan için uzun bir süre, bence işte 10 ay civarı bir süreden bahsediyoruz burada. Sigarayı arıyor musun? Ben sigarayı aramıyorum. Çünkü sigarayı arayan bir insan zaten sigarayı tam olarak bırakmış sayılmaz. Çünkü zaten siz hala zihninizde, bedeninizde, işte uzuvlarınızda, el hareketlerinizde, İşte o bilinç altınızda zaten onu hala arıyorsunuz anlamına gelir. Zaten sigarayı bırakıp sigarayı içmemek, bırakmak gibi bu kavramlar aslında biraz da bununla alakalı. Yani aramak ve mahrum kalmak veya yokluğunu hissetmek de zaten bununla bağlantılı bir konu gibi. O yüzden ben aramıyorum. Arar mıyım onu bilmiyorum. Onu gelecek dönemlerde göreceğiz ama şu ana kadar geçen sürede ben hala sigarayı aramıyorum ve gayet de güzel gidiyor. Şimdi gelen sorulardan bir tanesi, ruh haliyle böyle odaklanmayla alakalı bir konu. Ben bu soruyu biraz birleştirdim. İkisini aynı kalıba sokmaya çalıştım. Çünkü bir benzer sorular. İşte daha sinirli bir ruh halini büründün mü? İşte odaklanmada sorun yaşıyor musun? Gibi şeklinde sorabiliriz bu soruyu. Arkadaşlar ben burada yaşanan sinir, stres ve odaklanmanın belirli bir mahrumiyetten kaynaklanmasından ziyade yaşadığınız olayın etki boyutundan daha etkileneceğini düşünüyorum. Yani bu cümle biraz size karışık gelebilir, belki kullandığım cümle, ama bu biraz psikolojiyle alakalı bir konu. Yani benim tanıdığım insan gruplarını şöyle bir inceliyorum kafamda. Şimdi bazı insanlar var, hiç sigara kullanmıyor ama çok agresif. Şimdi bazı insanlar var, hiç sigara kullanmıyor ama gerçekten odak sorunu yaşayan insanlar var. Yani bazı insanlar da var, çok aşırı sigara içiyor. Ve bu sigaranın mahrumiyetini de yaşıyor ama aşırı gerçekten sinirlenen insanlar da var. Bu kişisel bir konu bence yani. Biraz bireysel bir konu. Yani sizin olaylara verdiğiniz tepkiler, feedbackler, reaksiyonlara ilişkili bir konu. Yani herkes aynı şeyi her an yaşayamaz. Herkes de her olaya aynı tepkiyi veremez. Ama hani bu soruda sorulmak istenen şuysa, örneğin sigara içtikten sonra oradaki o eksikliği, oradaki o negatif, işte üzerinizde bir mahrumiyet duygusunu ortadan kaldırıyorsunuz ya sigarayı içerken. Ve siz artık bunu bir sorun olarak görmediğiniz için işte okumaya çalıştığınız yazıyı daha rahat okuyorsunuz.
İşte ne bileyim araç kullanırken tabelaları daha iyi okuyorsunuz veya okuduğunuzu anlamaktan kasıtsa eğer burada konu. Şöyle söyleyeyim, sigara bir uyuşturucudur. İnsanı uyuşturur ve o anki eksikliğinizi giderir. Ve ben uyuşmadığım zaman daha odaklı bir insan olabiliyorum. Ve gerginlik konusu da ayrı bir parantez açalım burada. Bence bir şeyin mahrumiyetini yaşamak daha büyük gerginlik. Şimdi sigara, burada ne demek istiyorum? Hiç sigara içmemiş bir insanı düşünün hayatı boyunca. Yani bir insan hiç sigara içmiyor. Bu adam sürekli gergin mi yani? Ya da bu adam odaklanmada sorun mu yaşıyor? Ama biz burada sonradan diyeceksiniz ki bir kazanım sağlıyoruz işte sigara içme. Sigara içtik ya tamam kardeşim o içmiyor da biz içtik diyeceksiniz. Ben de size o zaman şöyle cevap vereyim. Siz sigarayı neden içiyorsunuz? Normal bir insanın hissettiklerini hissetmek için. Anladınız mı? Normal bir insan haline dönüşebilmek için aslında biz sigara içiyoruz bir yerde. Ben öyle anlamıyor muyum? Yanlış mı söylüyorum bunu? Çünkü ben sigara içmediğim zaman bir şeyin mahrumiyetini ve eksikliğini yaşıyorum, doğru mu? Sigarayı içtiğim zaman bu mahrumiyet ve eksiklik giderildiği için ben sağ tarafımda, sol tarafımda oturan sigara içmemiş bir insanın yaşadığı ruh haline tekrar dönmek için içiyorum aslında o sigarayı. O yüzden burada sizin zaten sorununuzun temel kaynağı sigarayı içiyor olmanız. Eğer sen zaten bu sigarayı bırakırsan veya içmezsen daha az sinirli ve odaklanma konusunda daha başarılı bir insan haline dönüşeceksin diye düşünüyorum. Diğer bir soru, azaltarak bırakılmaz mı? Azaltarak bırakmayı hiç denediniz mi? Arkadaşlar şimdi ben 20 yıldır profesyonel sigara içen bir insan olarak ben hiçbir zaman azaltma yönelimine yani böyle bir yönelimim olmadı. Ben hiç böyle bir eğilime girmedim. Yani ben sigarayı azaltmak istiyorum moduna girmedim. Ben ta ki sigarayı bırakacağım gün sabahı içtiğim o saat aralığındaki aşırı fazla yoğun sigara adetini düşürmek istemeyle aslında güne başladım. Yani dedim ki kardeşim bu 1 saat 2 saat içinde 10 tane sigara içmek saçma. Yani bir insan salak olmalı. Ben salak bir insan olmadığımı düşünüyorum. O yüzden bu sigaranın adetini azaltayım. Hani ben azaltarak bırakma niyetiyle başlamadım bu işe. Sabah kalktığımda bu adeti biraz azaltmak isterken öğlenden sonra saat 2-3 gibi sigarayı bırakmış bir insan olarak geri döndüm. Azaltarak bırakma konusunda ne kadar başarılı olabilirsiniz? Bu da yine psikolojiye ve insanın ruh haline bence değen bir konu. Direnme noktalarınız, irade noktalarınız her insanın farklı noktalarda olabilir. Yani buna en kaba örneği vereceğim. İşte örneğin işkence yani. İşte X filmde, Y filmde bunları görüyoruz. İşte kimisi daha işkence aletini görür görmez konuşmaya başlıyor. Kimisi saatlerce, günlerce işkence yapıyorsun, ağzını açmıyor gibi bir iradeden bahsediyoruz burada. Yani sende mahrumiyet iradesinden bahsediyoruz burada konu. Ve sen buna ne kadar direnebilirsin konusu. Şimdi bana azaltarak bırakmak çok mantıklı gelmiyor. Çünkü azaltmaya bıraktığın şey de sonuçta zaten sigara ve hala içmeye devam ediyorsun. Ve 20 tane içmeyle 10 tane içmenin arasında bence çok bir fark yok. Ha, sağlığını etkileyecek faktör var mıdır? Vardır. Yani bir tane sigara içen, 20 tane sigara içen insan tabii ki aynı derecede zarar görmüyor. İlla ki bir fark vardır ama ikisi de bağımlı nihayetinde. Yani o bir taneye de bağımlısın, 20 taneye de bağımlısın. Bunun da belli bir tabii ki dozu vardır. Kimi insanda azaltarak bırakmak bir tedavi veya bir etken veya bir yararlı süreç olabilir. Kimi insanda bence yararlı olmayacaktır. Örneğin bende yararlı olmazdı. O sigarayı ya kesip atacaksın ya içmeyeceksin ya da oturacaksın paşa paşa içeceksin gibi bir algoritma çalışıyor benim ruh halimde. Bana mantıklı gelmediği için ben hiç denemedim. Mutlu olma ve mutsuz olma durumunuz değişti mi? Yani bu parametrelerde bir değişiklik var mı diye bir soru var. Şimdi arkadaşlar bu soru gerçekten hani soruluyor. O yüzden bunu böyle bir soru kalıbı haline getirmeye de bir ihtiyaç duydum. Ama inanın bana hani bu soru gerçekten şu soru listesi içerisindeki belki en saçma soru olarak görüyorum. Neden biliyor musunuz? Merak ettiğiniz için değil tabii ki ama sorunun şeyi çok mantığı çok saçma. Yani şimdi bir insanın mutlu olma ve mutsuz olma durumlarını bir hayal edin. Yani insanlar nelerden mutlu olabilir, nelerden mutsuz olabilir bir hayal edin. Ne kadar çok milyarlarca böyle bir seçeneğiniz var değil mi? Yani böyle sayısız yani sayısız bir seçeneğiniz var mutlu olmak için ve mutsuz olmak için. Siz bana diyorsunuz ki veya işte sigarayı bırakan X kişilere diyorsunuz ki mutlu olma, mutsuz olma parametrelerin değişti mi? Ya kardeşim bu mümkün mü yani? Sigarayı bıraktığım için örneğin
birinin beni sevdiğini söylemesi, işte biriyle böyle bir yakın temas halinde olmak. Ya bunları bir kafanızda canlandırın diye söylüyorum bunları. Böyle kaba belki örnekler ama yani hani böyle bazı lütuflarda edindiğiniz mutlulukların sigarayla sizce bir sebebi olabilir mi? Ya da bıraktığınız için mutsuz mu hissedeceksiniz? Ya da yani ben geldim sana seni seviyorum dedim. Sen daha mı az mutlu olacaksın sigarayı bıraktığın için? Hiç ilgisi yok arkadaşlar. Zaten sigarayı bırakamıyor veya bırakmakta zorlanıyor olmanızın temel sebebi de zaten bu. Çok takılıyorsunuz. Yani mutlu olma, mutsuz olma parametren değişti mi? Ya kardeşim bu senin aklına nereden geliyor? Ben çok merak ediyorum ya. Ya sigara içmeyen bir insanı bir hayal et kafanda, bir düşün şöyle, bir sigara içmeyen bir insan bir hayal edelim. İçmiyor, bak içmiyor yani. E şimdi gittim ben buna seni seviyorum dedim, bu insan daha mı az mutsuz? Ya da ben 3 gün sigara içtim, sonra bıraktım. Aynı insan bana gelip seni seviyorum dediği zaman ben daha mı az mutlu olacağım? Yani bu hani böyle kalıpsal bir örnek veriyorum, belki hani kaba örnek oluyor ama yani sonuçta mutlu ve mutsuzluk çok basit terimler. Yani insan her şeyden mutlu olabilir, insan birçok şeyden de mutsuz olabilir. Bunun da sigarayla ilgisi yoktur. Gelen sorulardan bir tanesi de daha önce sigarayla ilgili sağlık sorunu yaşadınız mı? Ben hiçbir zaman sigarayla alakalı sağlık sorunu yaşamadım. Bu sorunun cevabı çok net. Hani bir sorun yaşadığım için sigarayı bırakmadım. Bir sorun yaşamadığım için de tabii ki sigarayı bırakmadım ama kesinlikle sağlıkla alakalı, işte nefes darlığıydı, işte merdiven çıkarken yorulmaydı. Ya ben 40 kilo çantayla 40 kilometre yol yürüyen adamım yani. Sigarayla alakalı hiçbir sağlık sorunu yaşamadım. Aksine benim yaşım 37'ye geliyor, 36-37. 20 yaşında, 21-22 yaşında gençlerle, böyle benden daha genç arkadaşlarla halı sahada bir maç yaptık. Bunun örneğini vereceğim. Ve bu çocuklar sigara içmiyor bu arada. Ben 20 yılın üzerinde sigara içmiş biri olarak 60 dakikanın 60 dakikası koştum. Nefesim tıkanmadı. 21 yaşında, 22 yaşında ağzına sigara vurmamış, benden daha genç ve dinamik olması gereken arkadaşlar daha maçın 15. dakikasında gökyüzünü seyrediyordu. Yani tavanı izliyorlardı. Böyle hadi sesleniyorum, böyle boş bakıyorlar. Yani bilinçleri gitmiş 15. dakikada. Şimdi bu tabii biraz yeme içmeyle de alakalı ve fizyolojik bir konu. Ben güçlü bir insanım zaten yani doğal olarak. O yüzden ben bir sağlık sorunu yaşamadım, bir nefes darlığı gibi bir konu yaşamadım. Buna rağmen sigarayı bıraktıktan sonra ama fark ettiğim ekstra noktalar var. Bu başka bir sorunun cevabı. Orada anlatacağım. Evet, sorulardan en meşhur olanı buraya denk gelmiş. Belli bir sıraya sokmadığım için. Kilo aldınız mı? Arkadaşlar size ilginç bir şey söyleyeceğim. Belki şaşırabilirsiniz. 94.3 kiloydum sigarayı bırakırken. Bugün itibariyle 80 kiloyum. Hatta 79.8 ile 80.1 arasında, tabii aldığım yemeğin gramajına, vücudumdan kaybolan veya aldığım sıvının miktarına göre 200-300 gram aşağı eksi artı yönlü hareket ediyor ama 80 desem başım ağrımaz. 14.3 kilo verdim hem de 2 ayda. Hastalanmadım, bir hastalık yaşamadım ve bilerek verdim. Çünkü kendimi tonaj olarak ağır hissediyordum. Ağır hissetmek de değil aslında kardeşim. Yani ben 94.3 kilo ne demek ya? Ya inanabiliyor musun? 5.7 kilo daha alsam 0.1 ton. Ya kan tarla tartacaklar, anladın mı? Yani zaten tamam, boy var, kemik var, kilo var. İri bir insanım zaten. Ben küçük bir insan değilim ama 94.3 de biraz şey oldu. Kulağıma fazla geldi gibi oldu. Öyle yoksa kilolu falan görünmüyorum. Beni rahatsız eden bir şey de yoktu ama dedim ki 3-5 kilo vereyim. Ya en azından hani 90'a, 89'a falan ineyim yani. 80'lere falan ineyim. Hani şu 88, 89 civarlarına. Biraz orada da yanlışlıkla 80'e inmişim. Çok indim. 86'larda falan bir tartıda kendimi hatırlıyorum. Sonra bir tartıya bir daha çıktım. Bir hafta sonra, iki hafta sonra 80'di. Birden gitti. O yüzden 80 iyi. Şu an ya o yüzden kilo almadım. Aksine kilo verdim. Bu konuyla da alakalı böyle bir içerik hazırlamayı planlıyorum. Yani 2 ay gibi bir sürede 14.3 kilo verdim. Bambaşka bir insan haline büründüm yani. O yüzden kilo almadım. Siz de muhakkak vereceğiniz reaksiyona göre burada bu soruya cevap alacaksınız. Yani sigarayı bıraktıktan sonra oturup böyle işte sigaranın yerine 10 öğün yemek yerseniz kilo alırsınız kardeşim. Yemezsen almazsın. Evet, sorulardan bir tanesi de aslında bu soruyu çok fazla soran yok. 3-5 kişi sordu ama önemli bir soru olduğu için ben buraya aldım. İşte belli bir araştırmaya göre, bu kim araştırmışsa bunu onu da merak ediyorum. Sigarayı bıraktıktan sonra insanların tekrar sigaraya başlama riskinin çok yüksek olduğunu söylemişler.
Arkadaşlar ben burada bir Türkiye parantezi açmak istiyorum. Bir sosyal bir sorundan aslında bahsederek bu soruyu cevaplamak istiyorum. Biz Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan bir milletiz. Tabii bu videoyu sadece Türk vatandaşları da izlemiyor. Başka milletten vatandaşlar da izliyor ama sonuçta konuştuğumuz dil bakımından biz Türkiye'ye nüfuz etmiş bir milletiz. Ve bu milletin içerisinde yaşayan insanlar olarak biz çevremizde olup bitenleri görüyoruz. Salak da değiliz. Ekonomik sorunlarımızı görüyoruz. İşte başka mevcut sorunlarımızı görüyoruz. Şimdi burada konuyu farklı yerlere çekmek istemiyorum. Konumuz sigara. Ama size şu kadar söyleyebilirim. 7 yaşında bir çocuğun sigara içme riski kadar yüksek değil kardeşim. Sigarayı bırakan bir kişinin tekrar sigaraya başlama riski. Bu ne kadar acı bir şey değil mi yani? Yaşadığın ülkenin kaotik sorunlarına bir bak. Her gün başka bir gündem, her gün başka bir sorun. İşte başka binlerce sorun var kardeşim bu ülkede yani düzeltilmesi gereken. Bunun en temel sorunların başında zaten ekonomik buhran geliyor. Yani insanlar yaşam standartları çok düştü, alım güçleri çok düştü, kaliteler çok düştü, insan kültürümüz çok değişti. İnsanlar artık kendilerini yönetemez hale geldi. Bu durumdan dolayı artık insanlar çok fazla sağlıklarıyla alakalı düşüncelere girmiyorlar. Günü kurtarayım, yaşayayım modundalar. Yani insan, bunu acı bir şekilde söyleyeceğim ama insan kendi çocuğunu, kendi ailesini artık düşünemez hale evrildi yani. Bu ülkede bazı toplumun bazı kesimleri böyle yaşıyor. Öyle olmasa sokakta 7 yaşında, 8 yaşında çocukları sigara içerken görür müsünüz Allah aşkına yani? Hangi anne baba ister 7 yaşında, 8 yaşında çocuğunun sigara içtiğini görmek, uyuşturucu kullandığını görmek? Ya uyuşturucu yaşı 10'lu yaşlara düştü ya. Yani belki de daha altına da inmiş olabilir, bilmiyorum yani. Bunu söylerken yüzüm kızarıyor. Gerçekten utanıyorum. Ama durum bu. Şimdi böyle bir ülke sınırları içerisinde sigaraya başlamış ve bıraktıktan sonra tekrar başlama riski mi daha yüksek sizce? Yoksa hiç özen gösterilmeden sokaklara atılarak büyüyen bir çocuğun sigaraya başlama riski mi daha yüksek? Bence tam aksine, bunu kim araştırdıysa yanlış araştırmış, bir de tersten araştırsın. Sigarayı bırakmış bir insan olarak daha çok neye dikkat etmen gerektiğini biliyorsun. Nerede yanlış yaptığını biliyorsun. Bir kere o sigarayı eline almayacaksın kardeşim. Bu sigarayı eline alırsan bu sigaraya tekrar başlarsın. Bak çok net söylüyorum. Sigarayı bırak ama bir hafta, ama bir ay, ama bir yıl, ama 10 yıl. Hiç fark etmiyor. Üzerinden zaman geçti. Allah ömrünü ömür versin. 50 yıl sigara içmeden yaşa. 51. yılın birinci günü eline alıp bir sigara içmeye başlarsan tekrar sigaraya başlarsın. Bu risk değil ki kardeşim. Sen zaten sigaraya hiç başlamamış bir insan da böyle başlıyor. Bir taneyle başlıyor, tek nefesle başlıyor. O bataklığa düşüyorsun. Aynı şey yani. Ama buradaki riski değerlendirecek olursak eğer, bence sokakta sigara içen 8 yaşında bir çocuk kadar riskli değiliz. Evet, gelen sorulardan bir tanesi de sigara bağımlılık mı, alışkanlık mı? Arkadaşlar çok net bir şekilde bağımlılık. Yani evet, alışkanlık da var ama bunun sınırını kim belirliyor kardeşim? Bu o kadar ince bir çizgi ki. Ve bunu sol tarafında yürürsen atıyorum bağımlılık, bunun sağ tarafında yürürsen alışkanlık. Ama o çizgi o kadar ince ki, o kadar ince yani. Bunu, o çizgiyi kim çiziyor, ne kadar kalın? Bağımlılık sonuçta alışkanlıkla başlayan bir şeydir. Alışkanlık olmadan bağımlılık, bağımlılık olmadan alışkanlık olmaz. Ha, bu temelin fıkrasına dönüyor yani. İşte 20 yıl boyunca ilacı içtim ama ben bir bağımlılığını görmedim gibi bir konu oluyor yani bu. Kesinlikle ikisinin de birleştiği bir konu. Biri olmadan diğeri olmaz. Kesinlikle, ama işin içerisinde bağımlılığa yatkın olmasının sebebi sonuçta bunun iradesini ve kararını vermekte zorlanıyor olmanız. Yani bir alışkanlıktan vazgeçebiliriz. Doğru değil mi? Yani ben bugün mesela şu an marka vermek istemiyorum. X model bir telefon kullanmaya alışkınım ve yıllardır da bunu kullanıyorum. Y modelini kullanmak zor mu gelir bana? Yo, niye gelsin, salak mıyım kardeşim? Alır kullanırım. Ama bu bir alışkanlık işte, o yüzden ben X'i kullanıyorum. Ama bir gün ben bunu değiştirebilirim ve Y'ye geçebilirim. Buna bir fırsat verebilirim ve belki de sevebilirim. Ama bağımlılık böyle bir şey değil. Bağımlılıkta illa o X olacak senin hayatında konusu olduğu için o çizginin biraz daha bağımlılık tarafında, ama ikisi de mümkün.
Evet, sorularımızdan bir tanesi de sigarayı bıraktıktan sonra sağlıkta iyileşmeler oldu mu? Arkadaşlar şimdi sağlıkta zaten bir sorun yaşamadığım için iyileşme oldu mu kısmını sağlık çatısı altında anlatmam biraz zor. Yani ben zaten problem yaşamıyordum ama değişimler var. Bunu şöyle fark ediyor. Hatta şöyle izah edebilirim sana. Fark ettiğimden öncesi de var. Ben bunu çünkü araştırdım. Biraz bayağı araştırdım. Sigarayı bıraktıktan daha 20 dakika sonra bak. Sigarayı bıraktıktan sadece 20 dakika sonra kandaki oksijen değerin değişmeye ve düzelmeye başlıyor. Anladın mı? İşte birinci gün, ikinci gün vücuttan nikotin çıkmaya başlıyor. Sonuçta vücutta olmaması gereken bir maddeden bahsediyoruz. Ya da işte olsa da belirli bir düzeyden sonrası işte bağımlılığa giriyor ya, o düzeyin altına inmeye başlıyor. İşte sigarayı bıraktığının işte beşinci günü, birinci günü tat ve koku duygun tekrar gelişmeye başlıyor. İşte sigarayı bıraktığının işte birinci ayı, ikinci ayı işte başka şeyler, parametreler düzelmeye başlıyor. Tabii biz bunu hani böyle canlı gözümüzle göremeyebiliriz. Ama canlı gözünle görmüyorsun diye kandaki oksijen oranı değersiz değil yani sonuçta. Doğru değil mi? Ama benim hani fark ettiğim bazı konular tabii ki var. Örneğin sigarayı bıraktıktan daha bir hafta geçmedi ya. Gardırobunu açıp şu gömleği almak isterken ya gardırobun ya bildiğin kıraathane lan gardırobun içi. Ya dolabın içi bildiğin kahve kardeşim. Yani böyle suratıma sigara üflüyorlar sanki. Ya biz böyle geziyormuşuz ya. O koku kısmının geliştiğini fark ettim. Tat özellikle mesela ya çay ya. Çay ne kadar değişebilir ya. Ya çay bak bir de şekersiz içiyorum çay. Yani şekerli ve şekeri bırakan arkadaşlar bu örneği daha iyi anlayacak. Çayı şekerli içenler bildiğin şerbet içiyor. Çayı şekersiz içtim. Yani ben şekersiz içiyorum çok uzun yıllardır. Çayı şekersiz içtiğim zaman çayın tadını aldığımı zannediyordum. Yani diyorum ki ulan ne kadar farklıymış ya. Hani şekerli ve şekersiz arasındaki fark. Aynı fark sigarayı bıraktıktan sonra da var. Yani bir tane daha varmış. Yani biz o da çay değilmiş yani öyle söyleyeyim. Asıl çay sigarayı bıraktıktan sonra var. Yani çayı 3 kere deneyimledim hayatımda ya. Bu böyle bir şey olabilir mi ya? O yüzden hani böyle sağlıkta iyileşmeler sınıfına sokabiliriz bu koku, tat. İşte sonuçta nefesimiz de açılıyor. Yani ben tamam nefesim tıkanmıyor, yorulmuyorum, tıkanmıyorum gibi konularda böyle ahkam kesiyorum ama hadi canım kardeşim ya günde 1,5 paket sigara içiyorum ben. Hiç mi nefesimde düzelme yok? İlla ki var ve bunu fark ediyorsun yani sonuçta. Fark edilir derecede düzenlemelerim oluyor ve bunu görüyorsun. Gördüğün zaman da zaten sigarayı bırakmanın vermiş olduğu o gururu, mutluluğu da zaten hissediyorsun. Yerine koyma yöntemi işe yarar mı? Bu da başka bir soru. Şimdi yerine koyma yöntemi diye bir yöntem mi var? Yani yerine koyma yöntem değil ki. Bu bir taktik. Yani yerine koyma yönteminden insanların kastettiği şu. İşte sigarayı bıraktım ama benim işte el alışkanlığım vardı. İşte efendime söyleyeyim ağız alışkanlığım vardı. Dudak alışkanlığım vardı. Ya bırak. Böyle bir alışkanlık yok kardeşim. Bu senin kendinde uydurmuş olduğun bahane. Ne el alışkanlığı ya? Bal gibi nikotin bağımlısın kardeşim. Sen kimi kandırıyorsun ya? Dudak alışkanlığıymış. Yakma o zaman. Tut dudağında dursun sigara. Niye yakıyorsun? El alışkanlığı. Ya tut elinde tut içme. Niye içiyorsun? Yani vereyim eline sigarayı sabahtan akşama kadar. Tut 24 saat kardeşim. Sana niye ucunu yakıyorsun? Kimse kimseyi kandırmasın güzel kardeşim. Siz el alışkanlığı, dudak alışkanlığı, uzuv alışkanlığı bunlar ya bırak kardeşim bunlar yalan ya. Sen bal gibi bağımlısın. Sen sigara içiyorsun ya. Sen ne konuşuyorsun abi? Yerine koyma yöntemi dediği de işte bu. Hani işte elimde tutmayı seviyorum. Al o zaman kurşun kalem tut elinde. Yerine koy bir tane kurşun kalem en azından sağlığından olmasın. İşte yerine koyma yönteminden bahsettikleri de işte bir çekirdek, cips, işte leblebi ne bileyim kuru yemiş vesaire. Ye, 30 kilo al ondan sonra kilo aldım diye şikayet edeceksiniz. İşte bir önceki sorulardan bir tanesi oydu ya kilo aldım mı? Almadım kardeşim ben 30 kilo kuru yemiş yemedim günde sigarayı bıraktığım için. Yani bu yerine koyma yerinde kızıyorum. Yani bu çünkü bir bahane, bahaneyi ben de öğrettim yıllarca kendime aslında ben size değil kendime kızıyorum yani. Yok işte sigara bana yakışıyor, yok işte erkek adamın eline gidiyor vesaire böyle saçma sapan bahaneler ürettiğimiz için yıllarca bir de böyle empoze ettiler bizi. Yani işte sigara. Sosyalleştiriyor. Kim diyor oğlum bunu sosyalleştiriyor? Sosyalleşmek istiyorsan git go-kart'a bin. Git Luna Park'ta gez. Git arkadaşlarınla sinemaya git. Sosyalleşeceğin başka yer mi yok da oturup Marlboro Red içiyorsun, Mistone Light içiyorsun, Camel White içiyorsun ya. Ne alakası var kardeşim? O yüzden bu zihinden derhal çıkmanız için böyle bir tepki veriyorum. Yani bırak kardeşim yalan söyleme kimseye yani. Sen bildiğin mal gibi sigara içen
bir bağımlısın ya. Biz sigara bağımlısıyız kardeşim. Sen ne konuşuyorsun yani? Öyle bir dünya yok. Yerine koyma yöntemi de işe yaramaz. Şöyle yaramaz. Yarayan insanlar olabilir tabii ki. Yani direkt kestirip atmayalım. Yerine koydun, çekirdek yersin, çikolata yersin, leblebi yersin, fıstık yersin, fındık yersin. Seni meşgul edebilir. Doğru ama yani 40 kilo alırsın, oturursun aşağı, ondan sonra tekrar sigaraya başlarsın. Ben yanlış yaptım diye. Ama dediğim gibi biraz da insan iradesi ve psikolojisiyle alakalı konular bunlar. Yani bu soruların çoğu %90'ı insan iradesi ve psikolojisiyle alakalı. Yani senin verdiğin tepkiyle alakalı. Yani ben hiç ağzıma bir şey sürmeden de bıraktım bu sigarayı zaten. Kilo da almadım. Aksine kilo da verdim. Yani bambaşka yöntemlerden bahsediyoruz. Bu bir yöntem bile değil aslında. Bu bir taktik. Ve çalışmaz diye düşünüyorum. Çünkü ben eğer bunun yerine bir şey yapsaydım, işte yemek gibi, gıda gibi, zaten 94.3 kiloydum, 114.3 kilo olursam emin ol ben o sigaraya tekrar başlarım yani. Ne abi, 90 kiloyken daha iyiydim yani. Der konuyu kapatırım. O yüzden yerine koyma yöntemi işine yarar mı? Şöyle özetleyelim. Kendinde işe yarayacağını düşünüyorsan dene. Sonuçta bir zararı yok. Sonuçta kilo sigaradan daha az zarar verir. En azından kilo alırsın. Yarın öbür gün vermen daha kolay olur sigarayı bırakmaktan. Moralim bozukken baş edemiyorum. Bununla alakalı bir yöntem var mı diye bir soru kalıbı oluşturdum. Çünkü bu moral ve moral bozukluklarında insanların negatif şeylere eğilimi arttığı için arkadaşlarımızdan böyle sorular gelebiliyor. Şimdi arkadaşlar, moral bozukluğunun sigarayla alakası yoktur. Bu bir. Bunun mutlu olmayla mutsuz olmak konusunda verdiğim cevaplar aslında buna da veriliyor gibi düşünebilirsiniz. Yani sizin moraliniz bozukken sizin moralinizi düzelten şey sigara mı? Bak, çok net soruyorum yani. Öyle mi? Öyleyse eğer hemen kapınızı açın, dışarıya çıkın. Karşınıza çıkan ilk cenazeye, ilk cenaze sahiplerine, o hiç sigara içmeyen bir cenaze sahibine bir dal sigara uzatın, acısını hafifletin kardeşim. Yani bu gerçekten çok spesifik bir his bu. Yani bu bir psikoloji. Yani bu sizin psikolojiyi yönetme biçiminiz. Ben moralim bozukken baş edemiyorum. Sen aslında onunla değil, sen moralinin bozuk olduğu şeyle baş edemiyorsun. Yani senin canını sıkan konu ne? Şimdi binlerce, yüz binlerce, milyonlarca konu var kardeşim insanların moralini bozan. Yani örneğin ben sabah normalde 6.40'da uyanan, 6.30'da uyanan bir adamım. Ben tutup da 6.10 geç uyanırsam benim moralim bozulabilir. Daha yarım saat yatacaktım ya. Uykuya düşkün bir insan değilim ama daha yarım saatim var ya. Ya da ne bileyim işte akşam 5'te çıkacağım. Yani o gün oldu da 6'da çıktım. Sonuçta bir içim kırılıyor kardeşim. Yani niye bir saat geç çıkayım? Yani niye işim uzasın? Niye sorun yaşayayım? Niye problem yaşayayım? Niye her şey dört dörtlük gitmesin? Ya da örneğin bir tane oyun oynuyorum işte, online oyun. İşte online oyunu oynadığımda bir etkinliğe giremedim. Ya da girdim, çok böyle saçma sapan bir ödül aldım. Moralim ya kardeşim, oyunu oyun gözüyle, ilişkilerinizi ilişki gözüyle, her şeyi kendi formülünde çözmeye çalışın. Kardeşim bir oyun oynuyorken tutup yani oyuna moralim bozuldu diye oturup da 5 paket sigara içme. Ya da ne bileyim evinde eşinle, ailenle, annenle, babanla, çocuğunla bir 5 dakikalık bir problem yaşamış olabilirsin. Tutup bunun çözümünü oturup bir paket sigarada arama. Ya da ne bileyim istemediğin iş yerinde bir problem olmuştur. Bir şey değişmiştir. Ya bu dünya derya deniz kardeşim. Sizin içinde bulunduğunuz yer bir kum tanesi. Siz bu kadarcık basit, bu kadarcık çözülebilir, bu kadarcık yani minik sorunlar için bile oturup sigara içen insanlarsınız. Derken ben de öyle yapıyordum ya. Ben de sizden biriyim yani. Kimse yanlış anlamasın. Böyle konuşunca ahkam kesmiyorum yani. Ben de sigara içen 20 küsür sene sigara içmiş. Ya ben senin 40 katın kadar keş bir insanım ya. İnsandım yani. Yaktığım sigaranın, söndürdüğüm sigaranın adli hesabı yok. Ben takip edemiyordum yani. Yani sigarayı bıraktığım zaman insanlar korktu. Lan dedi, bu niye sigarayı bıraktı? Bu ölüyor mu? Buna bir şey mi oldu? Bu sigarayı bırakması saçma sapan bir olay. Böyle bir de bir yani yarım günde sigara mı bırakılır? Böyle insanlar korktu ya. Yani ben sizden daha beter bir durumda sigara içen bir insandım. Yani bunun moral bozukluğuyla alakasının olduğunu düşünüyorsun. Onun da sebebi şu. Şimdi sen zaten sigara içen bir bağımlısın. Ve bir bağımlılığını hissettiğin maddenin yokluğunu yaşıyorsun. Yani sen buradasın şu an. Bak
Şöyle iki tane skala koyalım buraya. Normal bir insanın mutsuz olduğu düzey, bu da senin mutsuz olduğun düzey. Yani ikinizin mutsuzluğu geldi, bu noktada buluştu. Ama sen sigara içmemiş olmanın vermiş olduğu gerginlik, mutsuzluk ekstra sende var. Ekstra bak burada. Bundan daha aşağıdasın sen. Sen sonra gidiyorsun bir tane sigara içiyorsun. Senin bu işte o bağımlılığını telafi faydan, ruh halinde, bilincinde yaşamış olduğun fayda biraz yükseldiği için sen zannediyorsun ki benim moralim düzeldi. Senin moralinin düzeldiği falan yok. Sen aynı yerdesin. Hiçbir şey de değişmedi. O konu da düzelmedi. O konu da kapanmadı. Hiçbir şey düzelmedi. Birazdan düzelecek. Belki düzelmesine daha 2 gün var, 2 yıl var, 2 ay var, 2 hafta var. Neyse işte yani. Zaten sen orada sigara içtiğin için kendini biraz tatmin ediyorsun ya işte o bağımlılık duygusundan. Biraz böyle modunu yükseltiyormuş gibi zannediyorsun. Halbuki sen oradaki yaşadığın yoksunluğu telafi ediyorsun. O da sende böyle bir mutluluk sağladığını düşündüğün için konuyu çözdüğünü zannediyorsun. Tamamen algı. Ne alakası var halbuki yani? O yüzden moral bozukluğu apayrı bir parantezdir. Moralinizi bozan şeylerden uzak durun. Moralinizi bozan konulardan, diyaloglardan, insanlardan, ortamlardan uzak durun. Sigaradan uzak durun. Bunlardan uzak durun. Evet, hiçbir soruyu sıraya koymamıştım ama bu soruyu özellikle sona koydum. Sigarayı bırakmakta en etkili yöntem nedir? Şimdi arkadaşlar, sigarayı bırakmakta en etkili yöntem diye bir yöntem yoktur. Sigarayı bırakmak için sizin kendinize ihtiyacınız var. Sizin kendinizi dinlemeye ihtiyacınız var. Şimdi burada bir sürü soru var, bir sürü cevap var, bir sürü yöntem var. İşte el yınkar yöntemi var, X kişinin anlattığı konular var, o var, bu var, yazılmış kitaplar, çekilmiş filmler, işte kamu spotları vesaire vesaire vesaire. Ya hastanelere git, canlı örnekleri var. Binlerce konu var. Yani bu senin kendi ruh halinde, kendi iç dünyanda yaşadığın bir konu. Kendi aklınla, kendi iradenle, kendi vücudunla çözebileceğin bir konu. Yani ben de çat diye makas gibi sigarayı bırakmak işe yaradı kardeşim. Sabah kalktım, öğlenden sonra sigara içmiyordum. Ne azaltma taktiği vardı, ne el yınkar. Ben hayatımda duymamıştım onu. El yınkarı bu arada. Ben sigarayı bıraktıktan sonra biraz böyle baktım. Başka yöntemler varmış, onları gördüm. İşte böyle akupunktur tarzı böyle yöntemler varmış, onları gördüm. Ya neler var kardeşim, adam sigarayı bırakmak için 1000 tane iğne yiyor. Yani bir sürü yöntem var, bir sürü taktik var. Şimdi aslında bu sizin kendi ruh halinizde vereceğiniz bir cevap. Sana ne iyi geliyor kardeşim, sigarayı bırakmak için sana ne iyi gelebilir? Bunun sorunun cevabını kimse sana veremez yani. Sadece telkin olarak söyleyebiliriz işte. Git kardeşim YouTube'da bak, Selçuk Demirtaş diye adamın biri çıkmış, kara kuru bir tane adam anlatıyor. Bak orada işte psikolojiyle çözmüş konuyu. İşte git öbür tarafta Eylin Kar anlatıyor. İşte git öbür tarafta başka biri işte bacağını kaybetmiş, o anlatıyor. Git işte öbür tarafta adam çok güzel sigara bırakma şeyi anlatıyor ama adamın ciğeri yok falan. Böyle konu, ya kardeşim bu senin verebileceğin bir cevap. Sen araştır, sen öğren, sen dinle, dene, bir bak bakayım hangisi sende işe yarıyor. Eylin Kar'ı bir oku, aç, izle. Bunun videosu da var. Bunun kitabı da var. Benim videomu aç, izle, oku. Bak, dinle, altyazı yap, ne yaparsan yap. İşte başka bir arkadaşımızın videosunu aç, bak. Ya da ne bileyim, hiçbir şey yapma. Şimdi belki bizim konuştuğumuz şeyler de sana iyi gelmeyebilir. Yani böyle de bir şey var. Her şey sana uygun olacak olamaz yani. Çünkü o zaman her insanın aynı jenerasyon, aynı kalıp insan olması gerekir. Şimdi benim üzüntülerim başka, senin üzüntülerin başka, benim mutluluğum başka, senin mutluluğun başka. Benim hayata bakış açım başka, senin hayata bakış açım başka. Biz farklı, aynı yerde yaşayan farklı bakış açılarına sahip insanlarız. Yöntemler değişebilir ama işin önemli olan kısmı senin sigarayı bırakabiliyor olman. Sigarayı bırakacağına inanıyorsan her yöntem senin için mübah. İstiyorsan 30 kilo al, ya al, önemli değil. Vallahi al yani, 30 kilonu al, geç otur. 3 ay sonra, 5 ay sonra yap sporunu, yap diyetini. 30 kilonu ver ama sigaradan da kurtul, kilodan da kurtul. Yani kilo da sonuçta epeyli zararlı bir konu. Ama hani sigara mı kilo mu? Tabii ki sigara kardeşim. Sigara daha kötü bir şey yani. Bunlardan kaçmayalım yani. Benim demek istediğim bu. Kendi ruh halinize, yani senin yerine koyma sana iyi gelecekse ben kesinlikle tavsiye etmem ama koy. Hayır, koy kardeşim.
Ağzına kurşun kalem koy, çekirdek koy, cips koy, ne koyarsan koy, yaprak koy, kedi koy, böcek koy, ya istediğini koy ama içme. Ya da ne bileyim, senin sana daha iyi geleceğini düşünüyorsan aç, elin kara, dinle. Çok güzel bir yöntem, çok mantıklı konuşuluyor. İşte sana iyi geleceğine inanıyorsan direkt bıçak gibi kes konuyu, at gitsin yani. Bu kangren gibi bir şey, bunu kesip atacaksın kardeşim. Uzattıkça uzuyor çünkü bu konu. Uzatırsan uzuyor. İşte o yüzden azaltarak bana saçma geliyor. Abi uzatırsan uzuyor, içiyorsun işte yani. Yani ben 20 dal sigara içen adamım. 10 dalını kaç gün içeceğim kardeşim? Bunu bana kim belirleyebilir yani? 10 yılda da o zaman 10 yılda 10 dal içelim. 5 yıl 5 içelim. İşte 3 yıl 3 içelim. Zaten ömür bitti kardeşim. Yani bu çizgiyi kim belirliyor? Böyle bir şey, zaten sorun orada. Böyle bir çizgi yok. Bir taktik, bir yöntem aslında çok önemli bir konu değil bu. Burada önemli olan senin sigarayı bırakabiliyor olman. Sigarayı bıraktığını, bırakabileceğini düşünüyorsan o yöntem senin için doğru. Ve onu yap. O zaman bir sonraki videoda sigarasız bir şekilde görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Varsa burada sorulan sorular haricinde sizin merak ettiğiniz başka bir soru, bunu bana sorun. Aşağıda yorum kısmına ben size kesinlikle cevap vereceğim. Yani muhakkak cevap veririm ama 10 dakika, ama 10 saat, ama 10 gün muhakkak bir cevap veriyorum yani. Çünkü bu konu önemli bir konu ve ben yardım etmek istiyorum. Sigarayı bırakmak istiyorsan gerçekten bunun için önce bir adım atmalısın. Çünkü sigarayı bırakmak önce bunu niyet etmekle başlar ve içmemekle devam eder. Sigarayı bırakmak gerçekten sanıldığı kadar zor bir konu değil. Sigarayı bırakmak sanıldığından çok daha kolay bir konu. Burada önemli olan şey sigarayı bırakmayı bırakmamak. Sigarayı bıraktıktan sonra asla ama asla elinize almayın.